Ahem. Merhaba arkadaşlar. Niye kötü olduk Luden? Niye ne yaptık? Merhaba arkadaşlar. Tekrar tekrar bize merhaba dedik mi abi? Bu şeyi geçelim. Sağ merhaba ben geldim. Ne haber falan. Bu merhaba kısmını geçelim arkadaşlar. Boş verin. Bugün hangi gün? 30 Ağustos. Yani bugün Gençlik İpek'le ilgili bir gün mü var? Bu ya hakkı olan filmin oyunu mu? Oyunda abi zaten karakter bok gibi karakter. Luden açıkla söyle Luden. Söyle. Ne günü bugün? Görkem işsiz misin ama kimsenin bilmediği Simsonic oyunları oynuyorsun. Sana da merhaba. Abi İşte Simsonic oyunları böyle oynuyor da sizden de bir farkım olsun arkadaşlar. Siz sabah akşam LoL CSGO oynayın, hayatınızda oyun görmeyin. Böyle oyunları da oynayayım arkadaşlar. Dubdol Mike, teşekkür ederim olduğun için. Amuagayum. Film oyunu bu. Vallahi filmini izlemedim. Umarım değildi. Film oyunu ise bile fark etmeyeceğim film oyunu olup olmadığını. Para mı var? Ben parayla mı oynayayım bu oyunu amına koyayım? Neden 5 Mavarik? Film oyunu bu. O zaman sıçtık abi. Oğlum bu oyunda da şey 3 boyut var lan. Captain America'nın 3 boyut vardı yani. Ya bu yeşil ucuben oyunu niye oynuyorsun? Abi şeyin oyununu oynamıyorum. Spider-Man 1'deki Green Goblin'in. Selam Stubbs. En nadir. Allah intro'ya bak, intro'ya bak. Selam Tamer. Lan DC diyor, bu Discord'da gönderme olabilir mi lan bu? 50 kuruş. Oğuz indi. Teşekkürler abone olduğun için. Green Lantern Rise of the Manhunters. Manhunt Rockstar. Tamam, bir daha yapmayacağım aynı şeyi, tamam. Player 2 mi? Neyi Player 2'si lan? Of, ana menüye bak be. Video. Altta yazılar açık. 3 boyutlu mod. Lan 3 boyutlu mod açınca parlaklık geliyor lan oyuna. Neyse kapalı kalsın. Ve sabun dokuz, sana da teşekkürler abone olduğun için. Abi 4-4-5 yaptım. Herhalde sesimi bastırmaz diye tahmin ediyorum. Ve başla. Başlattım. Hadi bakalım. Başta kaç kişilik versiyon dedik. Aynen abi. Hem beynini upload. 4K upload'u zaten yayınlayabilirim. Bir de sana 1K'sını vereyim. Sen Discord 4P 180 saniye delay ile oynarsın oyunu. Oyun bilgisayarda yok abi. Emulatörde. Game diye oyunlara gönderme olabiliyor mu? Lan Deadpool vallahi de oyunda. Lan oyuna Deadpool'u koymuşlar. Oha, yok artık. Bu ne abi? Uzaylılar, pembe insanlar. Doctor Who'dan çıkmışlar sanki. Bu ne? Zaten ben Discord böyle oluşuyor. Peki şu Green Lantern araya çekersin ne? Nasıl Green Lantern oluyor abi? İnsan mı, uzaylı mı? Anlatın bana hemen 2 saniyede, 2 cümleyle. Uzatmayın. Uzaydan yüzük geliyor. He, Superman gibi. Yok, kaç Superman yüzük falan yok da. Yüzükle her şeyi, tüm güçleri kazanıyor yani, öyle mi? Omnitrix gibi hatta, uzaydan geliyor. Yolda yüzük biliyor Tokyo. Yani yüzüğü takan herkes bu özelliği kullanabiliyor mu? Çünkü sokak gezerken kafası yüzük düşüyor, sonra bir kahraman oluyor. Hmm. Eski sahibin ölmesi gerek ya, bak bu güzelmiş. Tamam bu okey. Peki niye maske takıyor abi ve bu maskeyle tanınmıyor mu abi? Allah sadece gözünü kapatmış. Green Lantern dünyada tanınıyor mu kim olduğu? Batman'i mi takmıştı ne? Yok, kimliği gizli. Abi Allah aşkına nasıl kimliği gizli bunun? Tek gözü de kapalı adamın ya. Robot? Yeah, the
Uçabiliyor muyuz lan bu karakter? Şimdi gizem o maskenin psikolojik özellikleri de var. Ya Superman'le aynı desene. Superman'de bir tane bıyık, bir tane gözlük takıyor, tanınmıyor ya. İkisi de saçmalık arkadaşlar. I'm fine. Go perform your duty, Lantern. Uçuyor silahı, bir yüzükle düştü, her şeyi yapıyor. Ha, onun için grafikte de bak ya. Kasinde çok güzeldi. Bu bir de oyunun... Oğlum çok kötü bu. Bu ne? Bu ne lan? Bu bir de oyunun upscale edilmiş hali, biliyorsunuz değil mi? Acaba upscale olanı küçük kaldığı için mi böyle? Durun bir saniye, bekleyin. Bunu acaba... Yo, %50 default. Şunu bir kapatıp deneyeyim bakayım upscale olanını. Bir de öyle deneyeyim. Kapattım değil mi şu an? Bunu daha çok upscale yapmışlar bu grafikkarda ama nedense bulanıklaştı garip bir şekilde. Yok, tekrar izlemeyiz. Kastine geçme tuşu vardı herhalde. 3'te yaşarsan ne olur? Epilepsi geçiririz abi. Ama sinemada gözünüz varsa sinemada gözünüzü takın arkadaşlar, açayım 3 boyutluyu. Sinemadan gözlük çalmışsanız. Tüm chatte herkese varsa gözlük açayım. Bakalım. Şimdi bakın bir değişiklik olacak mı? Bir de daha kötü oluyormuş. Vallahi kafayı yerim abi. Abi bu ne ya? Abi hayır, ben böyle oyun oynamam oğlum. Bu ne piksel piksel? Abi ne yapacağız biliyor musunuz? Bak bunu aç. %100'e çek, tamam mı? Bunu yap. 1080p'ye çek. Bir de böyle deneyelim bakalım. Full dedim de fulleyince biraz performans sıkıntısı yaşayabilirim gibi. Ama görüntü düzelsin yeter. 30 FPS oynamaya razıyım abi. Yeter ki piksel piksel oynayayım. Bakalım şimdi bir değişiklik olacak mı? 1080p'ye çektim. Bu da olmazsa 4K'ya çekeceğim abi. Sıkıyorsa 4K'da piksel piksel olsun. PS3 ilk zamanları bu. Oyun yine 2010 çıkışı falan olması lazım. İlk zamanı değil yani. Kaptan Amerika'da aynı zamanda çıkmış olması lazım bu oyun. Kaptan Amerika'ya bakın, bir de buna bakın. Bakalım grafikler. Haydi grafikler patlamasın. Piksel piksel olmasın. Piksel piksel olmasın. Güzel lan. Bak şimdi mükemmel oldu. Bak şimdi mükemmel oldu. Evet, biraz FPS kaybettik. Azıcık FPS kaybettik. Ama yapacak bir şey yok. Birazcık daha versem FPS'i düzeltebiliyorum ama şimdi tekrar açık kapı yapmak istemiyorum. Ve oyun size birazcık daha kısmında fayda var sanki. Ne azıcık bastırıyor gibi. Hepsini bir daha kıstım. Arkadaş 3 boyutluyu ne yapacaksınız arkadaş, 3 boyutluyu? Açtım 3 boyutu, şu an 3 boyuttayım. Bu nasıl 3 boyut lan? Garip bir 3 boyutu bu oyunun. Sanki PS3'ün hatı var mı yoksa PS3'ün böyle bir oyunu. Abi şu an upscale edilmiş hali oyunun. Oyun PS3'te ilk açtığım gibi olması lazım. Şu an hem 1080p'de oynuyorum hem de AMD şeyiyle oyunu upscale ediyorum yani. Upscale şeyi emülatörde özel geldi bu arada, şeyde falan yok biliyorsunuz. Normal konsollarda. Ama oyun şu an çok güzel görünüyor ya. Hani her oyunu stabilde oynamak için 1080p'ye çekmiyorum ama şu an ilk defa çektim mi çok güzel gözüküyor. Diğer emulat oyunlarını deneyeyim bu özelliği bakalım. Aa böyle 3 boyutta şeyi kastediyor ya. Arkaya baksanız bak. Arkası
Arkadaki taşlar 3 boyutlu gibi bak. Şimdi kapatayım. Bak taşlar şimdi normal gözüküyor. Tamamen arka planı 3 boyut yapmaya çalışan özellik daha çok ümitliyi bozuyor. Boş verin. Tamam nereden? Buradan. Başka tuş var mı? Bayağı tuş var lan. Hızlı koşma tuşu var mı? Bana onu söyle. Ay ben başka tuş bilmiyorum. Bana oyunu keşke bir şey yapsaydın ha. Böyle bir şey var. Abi kendimi valla God of War oynuyor gibi hissediyorum. Siz de öyle hissediyor musunuz şu an? Resmen God of War'daki zincirleri kullanıyor gibiyim yani. Kombolu aynı gibi geliyor. Podcast fıkasında duyduğu şakın düşüncelerini ne sadece nasıl yapayım. Valla ben tek doğru bulmuyorum. Filmin çıkmasını zevkle almadım. Keşke çıkmasaydı. Bunlara kırınca can kazanıyormuşum. Okey. Yüzükle anime kızı yap. Keşke. V2 ile L2 şu an hiçbir tür işe yaramıyor. Umarım o tuşlarında bir amacı vardır. Filmin çıkma dediğim mantıklı. Ney? Tamam. Bununla dodge yapıyormuşuz. Vallahi God of War gibi ya. Baksana havada 100 saniye şey gibi kalabiliyorum. Ve cidden aşağı inmiyor karakter. Evet havadan inmiyoruz lan sanki. Dur bakayım. Havada bayağı asılı kalabiliyorum. Eline sonu düşelim de. Bayağı kalabiliyorum. Uçuyor zaten. Abi oyunda sonuçta uçma yok değil mi? Şu an uçamıyorum değil mi Superman gibi? Abi karakter gerçekten uçmuyor. Oyunda uçamıyor. Oyundan bahsediyorum ben. Oyunda uçma tuşu yok abi. Yürümek zorundayım. Bunun filmi de böyle mi başlıyor? Lan bir vurma bir yeter. Abi biraz şunu öldürmek biraz fazla zor gibi ama neyse. Filmden sonra mı? Ney? Ateş edenler çok sinir. Abi şu beyaz ışık da beni kör ediyor. Şu beyaz ışık gelmesin. Abi üçü de ateş ediyor ya. Ne kanserler? Ney? Ney? Sado? Sado yine 10 kişi abone ülke diye vermiş. Oğlum bir saniye. Lan sen kapat, sen kapat. Biz zombi şansı yine gelmedi abonelik. Sado animici Bokki, eyvah nike bak. Night, Great Child, Vendetta, Eternal Dark Lord, Diyasa, Bakugan güzel. PNM Pre'yi abonelik etmiş, teşekkürler. Sado 10 abonelik için. PS3'e mi konuşsun? Hem PS3'e hem 1080 hem de upscale'ledim. Şu an oyun PlayStation 3'teki halinden 100 kat daha iyi gözüküyor. Tek sorun bazen beyaz ışık buluyor ekrana bizi kör ediyor. Tek sorun o. Şu beyaz ışıklar biraz kör ediyor ama olsun, ona dayanacağız artık. Biraz fazla kör ediyor sanki. Evet, profesyonel işte aynı sene çıkmış bu oyun. Neyin çakalığından bahsediyoruz? Parlakta sorun çekeyim mi arkadaşlar? Belki daha işkence çekeriz. Ya
Bunu mu yok etmem gerekiyor? Evet. Sonsuza kadar spam olacaklar yoksa. Yok oldu mu? Hala mı olmadı? Yoksa tepedeki yuvarlar mı bulmam gerekiyor? Oğlum atmam gerekiyormuş ya, desene oyun. Ya da dedi ben mi görmedim aboneliğe bakarken? Hep Sado'nun suçu, Sado'yu suçlayın, ben değil suçlamayın. Nasıl çıkacağım buradan? Çıkmıyor. Ney? Ne yaptım da havalı bir görünüşe geçtim abi? Ya bunu göstermek için oyunu kontrol etmeye gerek yok bence sevgili oyun. Abi yine aynı şeyi yaptı diyor. Bu oyun 4 saat boyunca bana aynı şeyi yapacak değil mi? 4 saat boyunca bana bunu çıkaracak değil mi karşıma? Böyle sürekli bunu yapacağız değil mi? Ölmedim değil mi? Bana ölmedim de. Ölmemişim, teşekkürler. Ne yapayım? Ha, V2 ile bunu kullanacağım galiba değil mi? Evet. Tamam, bu şey ya, klasik. Silahla ateş etme. Sado bir de Arda'yı abone etmiş. Arda yine iyisin bakıyorum. Teşekkürler tekrar Sado. Nasıl çıkacağım lan buradan? Toplam 8 tane skillim olacak galiba L2 ve V2'de. Bunları kullanabileceğim. Okey. Bak 8 tane skill gelirse oyunumuz zevkli olabilir gerçekten. 8 farklı skill'le. Hadi bakalım. Karısına göre gibi dikkati bozan olsa da affettim. Adama bak ya. Yüzüstün Switch yanına bulabileceğim bir site önerebilirim. Hepsi scam gibi gözük benim buldaklarımda. Abi scam diye bir şey yok. Google'a Nintendo Switch ya da oyun ismini yazdığında, atıyorum Crash Bandicoot Switch ROM yazdığında, sana 10 tane site çıkacak karşına zaten. Scam diye bir şey yok, merak etme. Öyle bir dünyada yaşamıyoruz. Umarım oyun hep aynı yerde geçmiyordu çünkü bu şeyden biraz yavaş yavaş sıkılmaya başladım. Şimdi bir de upgrade'lerimiz varmış. Upgrade'ler ne işe yarıyor? Açıklaması nerede oğlum bunların? Lan bir saniye bekle. Bu neyi attılıyor? Ha tamam, burada yazıyormuş. Ama şunu açalım bakalım. Dondala çalışmıyor, hayır. Onu kaldıracağım. Boş boş bir şey yapmayın ama kaldırmam 3 hafta sürebilir. Daha George efektini kaldırmadım. 3 ayda kaldırmayı planlıyordum. Ya bunlar çok sinir bozucu ya. Ne oldu lan? Abi bir de bunlar enerjide çalışıyormuş. Enerjim bitince bir de kullanamıyorum. Haa. Sonsuza kadar spamım yok yani. Ay bunlar bitecek mi burada? Yeter artık, vallahi sıkıldım lan. Lütfen bit dedi, teşekkürler. Oyunu internetten indirebilirsin abi. Evet, Google kullanmak arkadaşlar, bir üniversite okumamız gerekmiyor Google kullanabilmeniz için. Bak hatta size bir sır söyleyeyim, Google'da ne yazarsanız çıkıyormuş arkadaşlar, tavsiye ederim onu. İnanmayacaksınız ama Google'a ne yazarsanız çıkıyormuş arkadaşlar. Allah Allah ya. Teknolojiye bak be. Yok artık, değil mi? Hayır, çıkmayasınız yok mesela. O hariç diyelim. Ne yapacağım? Abi core nerede? Aa, o ışık neydi? Bunu mu yok edeceğim? Yok olmayacak ki bu. Bu yok olmaz ki. Nereden gideceğim lan? Ha.
Öyle desene. Tamam, yok ettim. Eyvallah abi. Thanks Guardians. Arda da hızlı bir Shadow's Hero adlı kullanıcının aldığı hediyenin karşılığını toplu edebilerek iyi güzellikle yanıt veriyorum. Ney? Arda da Daresan hediyeti. Daresan sıra sende, haydi abi. Pamuk eller cebe. Ya Daresan, ya Arda senin yüzünden. Bak Shadow'a da hediye attı, bir şey olmadı. Arda sen attın gibi oyun çöktü abi. Seni banlamanın vakti gelmiş abi. Seni banlamanın vakti gelmiş. Zaten başını kazanmışım, o yüzden donmuş. Şaka yaptı, tamam banlamana gerek kalmadı. Hadi kurtardık paçayı yine. Ya abi bir tane PlayStation 3'üm olsa, şu başarımları kendi hesabımda kazansam. Bana bir daha PlayStation 3 hediye edecek var mı? Ya şunlar otomatik Nisan alsa çok güzel olacak da almıyor. Öyle olsun, görkemimiz gerçek yüzü. Ah, tüm mayınları yok ya, sıçtık. Tüm mayınları nasıl yok edeyim abi? Abi çok beyaz. Çok beyaz. Eyvah, oğlum onu tutsana salak. Sıçtık ya, vallahi sıçtık. Neden bu kadar kupa merak ediyorsun, hiçbir işe yaramaya başladım gibi. Abi havalı oluyorsun. O kupayı kazandırdı bak, abi iki tane başarının üst üste geldi. Böyle bir ses çıkıyor, dıt diye, çok tatlı bir ses o. Biri bir site var, oradan sıralamını falan görüyorsun. Ben şu an Türkiye'de en son 1800'lü falan o kupa sıralamasında. Steam'de başarımın hiçbir şey yok. PlayStation'da daha önemli başarımlar. Steam'de başarımlar benim de Steam'de değil. Başarımın hiçbir katkısı yok ama PlayStation'da daha önemli başarımlar. Alacağım durdurum ben. Daha almadım. Sonra boynun hepsi teker teker hepsini alıp PlayStation'da en başta oynayacağım. Ne kazandım? Hadi affetle ilgili bir şey dedi. Abi. Tamam hadi dövüş, süper kahraman oyunu, tamam dövüşeceğim okey de. Abi 15 dakikada da dövüşmeyeyim, farklı bir sekans olsun, bir zıplayayım atlayayım. Animasyon olsun, cutscene olsun, boss olsun, bir şey olsun, sürekli aynı şeyleri de yapmayayım be abi, lütfen gözünü seveyim. Ay bu efektin niye girdiğini hala anlamadım. Çok kötü bence. Son düşman da. Bence biraz kötü yapılmış. Amatör gibi duruyor yani. Affet ya. Son ne yaparız abi ya. Şu an üşeniyorum. Ney def. Abi 15 dakika boyunca bana def yaptırırsa bana müsaade bu arada. 15 dakika def bassa bana müsaade. İyi tamam, yaptım bana galiba. Okey. Ah, casting girdi. Casting girdi, bir şey oluyor. Okay, Ring. I'm gonna need a hammer to smash those anchors. Tell me you can do that. Your will powers me, Green Lantern of Sector 2. Of geliyor. Stop, sen bunu oynadın mı? Nerede balon şey varsa seviyorsun Stops. Niye? Ne yapacağım? Aa yeni skill, yeni skill, yeni skill. Bunu da kare yapacağım abi.
Bir de ben kullanayım mı? O tekme atıyor, ney? Abi oyun hakkında söylediğim her şey geliyor oğlum. Oyun mükemmel bir oyun. Ben çok sevdim oynarken, çok zevkli oynaması. Yedi bu puan yapmasam veda bir ay gameplay falan var diye biliyorum. Ney, öyle bir şey var mı lan gerçekten? Öyle öyleyse herkes başarılı spamla, bilmiyorum ona tek mantıklı gelmedi. Abi yumruk tek atıyor. Ay çekiç tek atıyor, yumruk bir şey yapmıyor abi. Tamam, neyi yok edeceğim? Tekrar bunu mu vuracağım, anlamadım. Evet. Abi yine aynı şey. Lan nasıl yetmedi? Bak bak. Çekici bir vurdum, tek atıyor abi. Bu adamın ismi Hal Jordan mı? Niye? Abi yine burada da aynı şeyi yapacağım. En başta. Eyvallah kılınız. Süper Kahraman oyunu neden hep kötü? Abi Süper Kahraman oyunu kötü değil, yapımcılar kötü. 2018'de çıkan Spider-Man de Süper Kahraman oyunu, Batman Arkham oyunu da Süper Kahraman oyunları. Ama onlar kötü değil, değil mi? Yapımcıdan kaynaklı abi. Mesela bu oyunu da atıyorum, o zaman kalite bir film verseydi kaliteli bir şey çıkabilirdi. Ama lisans, Süper Kahraman lisansı paralı olduğu için ve büyük bir bütçe ayrılmadığı için bu oyunlara, o yüzden Spider-Man Batman dışında güzel bir Süper Kahraman oyunu göremedik günümüze kadar. Örümcek Adam ve Batman'in yapılması da popülerliğine kaynak karakterlerin. Yüksek bütçe verebiliyorlar çünkü yani sonuçta Spider-Man Batman en popüler iki kahraman. Ama Green Lantern o kadar bütçe verseler, Spider-Man karakterisi boyun yapsalar, Spider-Man kadar satar mı boyun? Satmaz. Çünkü Green Lantern kimin skinli boyun? Bu adamı kim tanıyor abi? Mesela günümüzde Spider-Man Batman'e yaklaşan tek karakter şu an Deadpool. Bir tane Deadpool oyunu yapsalar yine o güzel satabilir. O yüzden bir gün yine güzel bir Star Wars oyunu görürsek o da Deadpool oyunu olur. Mesela Deadpool'un da 2010'a çıkmış bir oyunu var yine. O Deadpool oyunu 2013'te hatta. Güzel bir oyun mesela Deadpool 2013. Epik bir oyun değil ama yine de ortalama bir oyun. Ama oyun sıfır sattı çünkü Deadpool 2013'te hiç popüler değildi mesela. Ben de böyle geek diyeceğim, çizgi roman takip edenlerin bildiği bir karakter Deadpool o zamanlar. Çok tekrar ediyor. Yani o yüzden ortalama dedim. Yine bu oyunlardan güzel ama Batman seviyesinde değil tabii ki. Abi Westercap çok farklı mesele. Batman Spider-Man olacak en mantıklı karakter mesela Superman oyunu yapsa sıkıntı bir şey olur çünkü el gücüm var. Abi zaten Rocksteady Batman oyunlarına sonra bir tane Superman oyununa girişti normalde ama dediğim gibi Superman oyununda denge oluşturmak çok zor olduğu için ondan sonra vazgeçmek zorunda kaldılar. Arkadaşlar hepimiz kabul etmesi gereken bir gerçek var. O çocuk kız oyunu Spider-Man 2 dahil güzel bir Spider-Man oyunu gelmedi son Spider-Man'e kadar. Ya abi bir tane attı kule, ne demek ya? Abi bir tane daha kule yaptı oluyor abi ya. Flash'ı da yapamazsın. Flash yapılabilir, niye yapılmasın? Ama dediğin gibi her şey yapımcıya bağlı. Abi adamlar dedi şey diyor, Ultimate diye Web of Shadows diyor da abi sen Tremors Spider-Man 2 diyorsun, Allah aşkına yapma. Yapma abi. Hadi onlara hadi bir şey demeyeceğim de diğerlerine. Tremors Spider-Man 2 de ölme be abi. O kadar da değil yani. Oh.
Valla sonsuza kadar bu çekici spamlarım hiç umuna bile değilsin. Bir başladım daha. Spider-Man 2'nin bilgisayar versiyonu bok gibi. Valla Spider-Man üçlemesini bir oynayasın var yayınlarda. Bir de Harry Potter 8'i 8'lemesini oynayasın var. Ama hangisinden önce başlasın emin değilim. Büyük ihtimalle ilk önce Spider-Man üçlemesine başlayalım. Sonra Harry Potter 8'lemesine geçeriz. Nasıl fikir? Ama Harry Potter 8'lemesi çok uzun sürecek biliyorsun değil mi? 8 oyun. Hadi 3-4-5 saat desek bayağı uzun sürecek yani. Spider-Man 3 severdim. Valla Spider-Man 3 daha çok meme olan amatör sahneleriyle ünlü olmuş bir oyun. Ne yazık ki güzel bir Spider-Man oyunu görmedik Toby'ye. Anmadım neyi kapıyı yemişti. Ama o deneme aşağıda havada geliyordu. Özellikle siyah Spider-Man olunca. Bitti mi? Spider-Man PlayStation 4'ün en sevdiğin Spider-Man oyunu ne? Spider-Man 2 Enter the Electro. Yani oynarken yine en çok zevk aldığım oydu. O zamana göre en iyi Spider-Man oyunu diyeceğimiz şey oydu. Dönemine göre yapılmış. Adam ne yaptı? Ait adam düştü büyük ihtimalle. Konsol versiyonu oynayacağım ben. PlayStation 2'de oynadım tüm oyunları. Spider-Man 3 PlayStation 3'e çıkmış. Spider-Man 3 PlayStation 3'te oynadı. Niye de kalan oyunlar PlayStation 2'de kaldık mı? Yapacak bir şey yok. Halk gerçek mi? Gerçek. Halkın da 2 tane oyunu vardı. Biri PC 2, biri PC 3. PC 3'ünü indirdim. Başka birinde PC 2'sini indirdim. Ney? Öldü mü? Ölüyor mu? Ölmemiş. Spider-Man 3'ü PC 3 çıkışına bayağı önüne çıkarttı hatırlar mısın görkem? Yok abi o zamanlar benim PlayStation 1'im vardı. Nokia'nın 95 ekranı çıkardı o zaman hatta en 95 şey Spider-Man 3'ün filminin tamamına geliyordu. Oğlum ben Nokia'nın 95 vardı Spider-Man 3'üm yoktu yalan inanmayın. Ultra Manhunter is attempting to destroy it. You must stop it. I will. Bulursam 1090'ı tekrar açayım. Çok güzel telefonda ama. Çok havalı. Hala havalı geliyor. Şu an kaç dakikada yayındayız? 35 dakika olmuş. Hadi ilk 10 dakikası boş boş diyelim. 25 dakikadır aynı yerlerde aynı şeyler tamamen. 25 dakika biraz fazla uzadı gibi bana ama hadi bakalım. Gerçek bence fazla uzadı ama. Bir bakayım şuna. Hiç görmedim Nokia'nın 95 8 GB Spider-Man 3 hediyeli. Neymiş bu abi? Fotoğraf yok ki. Sado bir 8 tane de hediye vermiş. Ney? Sado bu sefer de Yoshi, Matar Efendi, Lübeck Fanpart, Vichago Johnson, Timani Storm ve Bob Bossiotta'ya hediye etmiş. 69 mu? Ney? Abone ilk şeyi 69 hediye 69 mu oldu? O yüzden mi? Abi güzel rakamda durduğum için tebrik ederim Sado. Bu başarı hepimizin. Tekrar teşekkürler abi. Özel bir Spider-Man 3 sunumu. Bu modeli ekstra Spider-Man 3'ün tamamı yük olarak geliyor. Spider-Man 3'ün filmini MP4 olarak telefona mı atmışlar? Çizgi olan merkezi özel Spider-Man 3 zil sesi, arka plan ismi. Bunun bir şeyi yok mu? 1080 dolar mı? Ney? 1080 dolar mı telefon? Ney? Oğlum ben Nokia'nın 95'i 200-300 TL falan almıştım lan. Bir de çıktığı dönemde Nokia'nın 95. Ney? Ekron 95 Spider-Man 3. Abi durun bakayım durun. Burada önemli bir videoda karşılaştık. Durun bakalım. Of. Abi bu sürümü görseydim asla kaçırmazdım. Benim böyle bir sürümden haberim bile yoktu ya.
Ben normal şeyini aldım. 8 GB versiyonunu aldım. Bu da 8 GB'mış gerçi de. Bak öncelikle şu gördüğünüz telefon arkadaşlar. Şu anda kadar insanlık tarihinde çıkmış en iyi telefondur. İlk önce onu söyleyeyim. Bunu şu an bulabilir miyiz acaba internette, eBay'de falan? Ben bunu çok istedim almak. Abi Bluetooth var telefonda, of teknolojiye bak. Kutu aynı lan. Sadece üst kapağı kutusu değiştirmiş işte. Abi aç şu telefonu artık. N73'ü kullanmıştım. N73 ama pek güzel değildi. Abi batarya sıkıntısı var değil mi? Batarya günümüzü bulmak çok zor oluyor. Alsam bile bataryası ölmüş olacak telefonum. Kulaklığı çok kötü. Kulaklığına bakmayın. Ne zaman kulaklığını taksam kulağım acıyordu. Üst kapak 1000 dolar mı ney? Abi çok tek, bu çok havalı bir şey abi. Şuna bakar mısınız ya? Günümüzde satılsa keşke. Bu şey biliyorsunuz değil mi? Bu şeyi telefona takıyorsunuz, bunu da televizyona takıyorsunuz. Eskiden plazma TV'ler yoktu bu telefonun çıktığı dönemde. Televizyonda 3 tane çıkış olurdu. Sarı, kırmızı, beyaz takarsanız birisi görüntü, birisi ses, birisi renk. Görüntüyü televizyona veriyordunuz. O zaman da çok yüksek teknolojiydi bu. Ben sürekli televizyona takıp film izliyordum. Bu zaten biliyorsunuz bilgisayara bağlı USB kablo. Kağıt mı sıkıştı diyordun? Eyvah. Gaz aleti. Abi telefonu açar mısın artık? Ah tuşuna bakayım. Uf abi çok havalı ya. Bu ne? Boş. Telefon rehberi. Telefonu aç bakayım abi. Spider-Man 3 ile ilgili ne var şimdi? Abi bak telefonun en güzel tarafı da bakın. Telefona bakın. Telefonun her tarafı tuş abi. Sağ sol, ön arka. Telefonun tamamı tuşlardan oluşuyor. Bu kötü bir dizayn seçimi olarak gözükebilir ama çok havalı yapıyor insanı kullanırken. Çünkü yepyeni bir insan telefonu eline aldığında sürekli tuşlara basıyordu ve şey diyordu. Siz bunu nasıl kullanıyordunuz diyordu. Bak. Abi şuna bakar mısın? Bak telefonun kapağını aşağı ne diyorsun? Şeyler çıkıyor. Yukarı çekiyorsun tuşlar çıkıyor abi. Eski havalı günlerden, güzel günlerden. Abi şöyle bir telefon olabilir mi ya? Mükemmel bir şey oğlum bu ya. Spider-Man 3 kapaklı çıkmadı abi. Ne tahmin edebileceğiz ki? Ben buna yaklaşık 150 tane oyun yüklemiştim. 8 GB hepsini alıyordu, 150 tane oyunu. Evet Spider-Man nerede? Ben Spider-Man kapaklı çıkacak zannettim ama. Spider-Man. Aha dur. Bu da Spider-Man tem... Abi Spider-Man teması yok. Bu mu? Bu mu? Aha. Abi 600 kilometre iki tane fotoğraf yüklemişler be. Of be. Adamlar yapmış abi. Oğlum insan default olarak böyle ayarlar lan. Ya abi şey uymuyor bile. Kafa uymuyor bile. Kesilmiş gibi. Şimdi bir de filmi mi yüklemişler? Onu aç bakayım. %7'sini mi? 8 GB'ın %7'si ne oluyor? Film büyük ihtimalle 240 be abi. Adamın ifşasını gördük. Abi şunu anime izlemeyi düşünseydim mükemmel olmaz mı abi? Şunu anime film izlediğinizde.
Lan kapatma filmi. Alt yazıyı boş ver abi. Alt yazı gözükmüyor. Onu kapatalım. Ha filmi göstermiyor ya. Keşke bu suyumu alabilseydik abi. Yine geçtik bu siktiri boktan oyuna ya. Ne güzel telefona bakıyorduk. Oyun nerede? Ne oyunu? Spider-Man 3 izlemeye yine. Abi sahibinden de bakalım N95 var mı? Telefon çok daha ilgi çekiciydi, katılıyorum abi. 200 liraya satın. Abi Türkiye'ye gelmemiş olabilir o Spider-Man sürümü. Abi eBay'den alsak zaten 4500 TL'ye gelir o telefon. Ama Spider-Man ne diyeyim. Abi Spider-Man'i kendim gözükleyiz, bir şey yokmuş. Ben sandım Spider-Man özel sürümü yapmışlar da tek yaptıkları hafızada iki tane Spider-Man fotoğrafı atmışlar. Bak hatta N95'e gidiyor, şunu söyleyeyim. Ben N95'e WhatsApp yüklemiştim. WhatsApp da yeni çıkmıştı. O zaman da SMS ile kontrol olarak yükleniyordu şeyler. Ben sınıftakilere şey gösteriyordum. Bakın WhatsApp diye bir şey var. Buradan bedava mesaj yolluyoruz diyordum. Sınıftakiler şey diyordu. Oha teknolojiye bak diyordu. Bedava mesaj bu. O zamanlar havalı çok havalıydık abi biz. Okey Windows'a yakını Windows 10 büyüklemişler. Ben burada burayı nasıl geçeceğim abi? Galiba geçmeyeceğim. Böyle mi vuracağım? Ha tut şunu. Teşekkürler. Ne zaman dokunmatik erken çıktım artık bozuldu. Ya dokunmatiklere ben çok şeydim. Lan sonuçta dokunmatik yepyeni bir teknolojiydi. Telefonlarda. Dokunmatik sektörünü kaçırmayayım diye şeyi almıştım ben. Samsung Galaxy S1 çıktığı gibi aldım. Ve doğal olarak tabii ki en merak ettiğim şey oyunlardı benim. Dokunmatik telefonla dokunmatik bir oyun oynamak nasıl bir şey diye. Dokunmatik bir telefonla FPS oyunu oynamak falan. Bayağı sektör yakından takip ettim. Çıkan tüm 3 boyutlu oyunu oynadım ben Android'in 2 yıllarında ama sonra biliyorsunuz oyunlar gitgide şey olmaya başladı. Kaliteden daha çok basit oyunlar çıkmaya başladı. İşte Subway Surfers falan çıktı. Her yerde birinci oldu. Angry Birds zaten hep birinciydi. Ne bileyim başka ne vardı? Temple Run, meyve kesme oyunu, Fruit Ninja mıydı? Öyle bir şeyler vardı. Ben daha çok şey oynadım. Nova, Modern Combat. Çok üç boyutlu oyun var da şu anda hepsi öldüğü için hiçbirini hatırlamıyorum. Aynen 9mm'yi oynadım hatırlamak. 9mm Samsung Galaxy S'te kasıyordu. Ama yine de oynuyordum yani 9mm'yi. Nova 3 efsane. Abi Nova derken Nova 1'den bahsediyorum ben. 3'e de geçmedim abi ben. Nova 2 çıktı. Nova 2'de biraz bozulmuştu oyun. Nova 3'ü 3 oynamadı. Zaten Samsung Galaxy S'te Nova 2 kasıyordu. Nova 3 asla oynayamazdım. Samsung Galaxy S3 almıştım. Onda oynadım Nova 3 falan da daha sonra bıraktım yani Android oyun oynamayı. Modern Combat 2 çok iyiydi. Modern Combat 2'de multiplayer oynamışsınız mutlaka karşılaşmışsınızdır arkadaşlar. Ne oldu ne yaptım? Anlamadım ki. Yani sabah akşam Modern Combat 2'de multiplayer oynuyordum. 70 level olmuştum. Oha bunlar kalkan olduğu için yemiyor lan. Bir tane kovboy oyunu vardı. Vallahi hiç ismini hatırlamıyorum ki artık oyunda. 10 sene oldu oyunları oynayalım. Ya Midnight Sun oynamam bile, bir düşüneceğim bile. Yani Nova 3 büyük bir Halo çakması bildiğiniz gibi. Eğer Nova seviyorsanız Halo oyunu yani. Halo gerçek versiyonu arkadaşlar. Nova çok büyük bir Halo çakması, bildiğin aynısı yani. Modern Combat Call of Duty zaten. Hani hepiniz biliyorsunuzdur. Telefonda özgün oyun diyebileceğim şeyler çok azdı. Özgün çıkan. Beni kestikten sonra twerk yapan sen miydin? Yok abi Modern Combat 2'de öyle bir şey yoktu. Asphalt 8 son çıkan ev. Abi ben Asphalt 8'i Asphalt 4'te bıraktım. N95'te en son çıkan Asphalt 4'tü.
Asfaltta da çok güzeldi. Android'e geçtim, Asphalt 5 çıktı. Yani Asphalt 5 de az oynadım, Asphalt 6'ya asla geçmedim. Boss savaşı mı? Boss savaşı mı hocam? Abi çekiç 103 mu bu diye sıçtık. Hani Dead Trigger zombi oyun muydu? Yanlış mı hatırlıyorum? Tabii Spider-Man'i oynadım da. Spider-Man ve Dark Knight Rises vardı. Oynadım hala ben hatırlıyorum da nasıl bir oyunda diye sorsan cevap veremem. Attack on Titan oyunu bir yayında oynamıştım, çok sıkıcı. Yayında oynamalık bir oyun değil. Abi zombi oyunsa doğru hatırlıyorum aslında. Bence Pokemon Go mod için zevkli işlenen birisi. Abi Pokemon Go... Pokemon Go çok uzun bir konu. Anlatmaya kalksam 2 saat anlatırsın gelir. Sadece şunu söyleyeyim. Pokemon Go bir arkaydı. Pokemon Go çok büyük bir hataydı. Pokemon Go mükemmel bir oyun olabilirdi. İlk duyulduğunda hadi Japonya çıkmıştı. Zaten Japonya bir sene exclusive kaldı Pokemon Go. Daha çok onu şey sanmıştık. Pokemon Fire Red ama gerçek hayatta. Yani sen çıkıp Pokemon topluyorsun. Sonra sokakta Pokemon buluyorsun. O Pokemon'la da savaşıyorsun. İstiyorsan yakalıyorsun. İstiyorsan öldürüyorsun. Öldürünce Pokemon'un gelişiyor. Sonra gym sahibi oluyorsun. İnsanlar geliyor senle kapışıyor. Multiplayer PvP yapıyorsun sanmıştım ben. Oyun bir çıktı. Oyun bu abi. Tıklıyorsun, spamlıyorsun. Uğuz bu çocukla bak yine sinirlendim. Aman akıllı Pokemon Go olsun. Anasını siktiğim neyle attılı ya. 15 Temmuz'un millet tankerinde Pokemon avlıyordu. Abi o espriyi ben yapmıştım. Çok güzeldi. Bayağı da like almıştım Facebook gruplarında. Doke çok güzel gözüküyor ama bir şey de anlaşayım ve bir güzel bir anlamlı bir gameplay çıkması lazım. Şu an Evangelion'dan farkı yok. Yok öyle, onunla alakalı değil. Oğlum niye? Bir şey yanlış mı yaptım lan ben? Aa yanlış yapıyormuşum lan. Desenize. Yuvarlığa başlayacak mısın? Tamam şimdi kare.